Boğaziçi Üniversitesi'nin önündeyiz. Bu arada tüm rektörlerimizi şöyle öne alsak bir... İleride askeri nakliye helikopteri var. Tabii Teknofest 4. yılında İstanbul'un da ilk başladığı yerde pandemi nedeniyle Sağlık Bakanlığımızın belli yönergeleri doğrultusunda tedbirler alınarak kutlanacak. 200 binden fazla öğrencimiz başvurdu yarışmalara. 45 bin takımda. İlk yıl bu 20 bindi. İkinci yıl 50 bin. Üçüncü yıl 100 bin. Ve artık 4. yılında dünyada açık ara rekor şekilde bir başvuru aldık. Halka açık bir şekilde gerçekleştirilecek. Aynı anda alanda 100 bin kişi olacak şekilde bir rezervasyon sistemimiz de işleyecek. Bu alan 450 bin metrekare ve normal şartlarda 450 bin insanı aynı anda alanda bulunabiliyor. Ama biz kısıtlı bir katılım uygulayacağız. Tabii festivale katılabilmek için muhakkak kayıt yaptırmak gerekiyor. Özellikle önden kayıt yaptırmanızı tavsiye ediyoruz. Bunun yanında hafta içini ziyaret etmek için çok daha uygun bir festival keyfi yaşatacağını düşündüğümüzden tavsiye ediyoruz. Burada çok sürpriz ve renkli gösteriler olacak. İlk defa dünyada hem insansız hava araçlarının hem de insanlı hava araçlarının birlikte kombine yaptığı bir gösteriyi göreceğiz. Ama en önemlisi bütün bu hava araçlarının, yani Akıncı insansız hava aracı, bunun yanında Aksungur insansız hava aracı ve Gökbey helikopteri, Atak helikopteri, yine Bayraktar TB2 ve Hürkuş'un yaptığı bu gösteride bütün kullanılan hava araçları tümüyle yerli ve milli hava araçları olacak. Yani kendi mühendisimizin tasarladığı, Türk mühendislerinin tasarladığı ve ürettiği hava araçları olacak. Ve bugün ilk provaları yapıldı. Biz çok heyecanlandık. Yine ilerleyen günlerde bu gösteriyi izlemeye, bu sürpriz gösteriyi izlemeye tüm milletimizi aile boyu değil, sülale boyu Teknofest'te bekliyoruz. Efendim geçen sene Gaziantep'te olan Teknofest'te bir sürpriz çocuk getirmiştiniz. Yabancı bir çocuk bir drone yapmıştı ve onun katılımı olmuştu. Bu sene yeni bir sürpriz katılımcı olacak mı? Ve aynı şekilde Teknofest'te Akıncı'nın tanıtımı olmuştu. Benzer bir sürpriz tanıtım gelecek midir? Tabii Nobel ödüllü Anadolu'nun bağrından çıkmış Türk bilim adamı Aziz Sancar şereflendirecek festivalimizi. Burada teknolojinin şampiyonlarına ödül verecek Cumhurbaşkanımızla birlikte. Bunlar önemli sürprizlerimiz, gösterilerimizin yanında. Bunun yanında başka sürprizler de bekliyor. Onları da yavaş yavaş günü geldikçe açıklamayı düşünüyoruz. Ulaşım abi. Söyleyin. Teknofest'te katılan Azerbaycan ekibinden mesajınızı almak isterdik. Ve Azerbaycan'dan iş teklifleri almışsınız. Tabii Can Azerbaycan... Can Azerbaycan da aramızda olacak. Bu yıl hem yarışmalara katılım oldu Azerbaycan'dan. Daha önce de oluyordu ama bu yıl daha da fazla oldu. Özellikle Karabağ Zaferi'nden sonra özellikle daha da fazla katılım olduğunu gördük biz. MiG-29 savaş uçakları Azerbaycanlı pilotlar tarafından getirildi ve bugün Boğaz üzerinde 15'lik kolda uçuş yaptılar. Türk uçaklarıyla birlikte. O da muhteşem bir gösteriydi. Bunun yanında ulaşımla alakalı bizim tavsiyelerimiz olacak. Bu yıl alana kadar gelmiyor metro. Ring seferleri düzenlenecek bununla alakalı. Ve özellikle hafta içi söylediğim gibi ulaşımı hafta içi festivale katılımın daha keyifli bir festival deneyimi yaşatacağını düşünüyoruz. Muhakkak önden rezervasyon yaptırmayı tavsiye ediyoruz. Yoksa burada uzun sıralarda beklemek gerekebilir. Bunun yanında Türkiye'nin ilk ve tek teknoloji festivali, Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali Teknofest'in 4. yılını biz hep birlikte burada 7'den 70'e en gencimizden
en ileriki yaştakine kutlamaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz, duyuyoruz ve tüm Türkiye'yi festivalimize bekliyoruz. Ringlerin adreslerini söyleyelim. Söyle. Ring seferler için 3 önemli adres noktası var. Şirinevler metro istasyonu, Kuleli metrobüs istasyonu ve aynı zamanda Yeşilyurt tren istasyonu. Buradan 6 gün boyunca gün boyu ring seferlerimiz olacak. Selçuk Bey'in de dediği gibi maalesef bu yıl metro ile ulaşım imkanı yok. Önceki Teknofest'e katılanlar yanlış bir istikamete gitmeye çalışmasınlar. Ama bu 3 noktadan gün boyu ring seferlerimiz var. Ayrıca da 10 bin üzerinde bir araç park kapasitesi de ziyaretçilerimiz için oluşturulmuş durumda. Çok teşekkür ederim. Selçuk Bey, bir açıklama daha yapacağım. Evet, metro bakımda olduğu için kapalı. Dolayısıyla metroyla doğrudan buraya gelme imkanı yok. Şirinevler metro istasyonunda inerek ring seferler aracılığıyla buraya gelme imkanı olacak ziyaretçilerimiz. Teşekkürler. Herkes alsın.